Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan'ı bitiren o hamle gerçekleşti. Türkiye'ye karşı küstah tehditlerde bulundular. Kıymetli izleyenler, elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisine göre ana vatan Türkiye'nin sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın Doğu Akdeniz'de göreve başlaması Atina Rum yönetiminde büyük bir paniğe sebep oldu. Yunan Rum basını geminin hareketlerini an ve an takip ederken Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular. Ana vatan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yine doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan Güney Kıbrıs'a büyük bir paniğe yol açtı. Ana vatan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamit Han dün denize açılarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Mersin arasına demirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Abdülhamit Han gemisinin daha ileri bir tarihte göreve başlayacağını açıklamasından hemen sonra geminin beklenenden 10 gün önce hareket etmesi Yunan Güney Kıbrıs medyasını adeta yıktı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Perşembe günü itibariyle Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos'la beraber bu konu üzerine bazı görüşmeler yapmıştı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Abdülhamit Han bir adım attı. Hop oturup hop kalktılar. 1 Ağustos Kıbrıs'ın fethinin 451. yıl dönümü, bayram hediyemiz kabul olsun diyerek bir açıklama yaptı. Yunan Rum medyası geminin hareketlerini harita üzerinden takip ederken, bu takibi yayınlarken Yunan ordusu da teyakkuzlu olduğunu ifade etti. Yunan ordusunun da Abdülhamit Han'ın hareketlerini an ve an takip edildiğini de duyurdular. Türkiye'ye yaptırım tehdidi yapan Yunanistan, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin analistlerin geminin açıklamasından 10 gün önce hareket etmesinin endişesini yaşarken Türkiye'nin AB yaptırımları dahil olmak amacıyla uluslararası bir tepkiyle karşı karşıya olacağını ifade etti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.